Lefter TV'den herkese merhabalar. Wall Street Caddesi lakaplı iş kadını Hedy Green, dünyanın ilk iş kadınlarından biri olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en zengin kadını olan Green, cimriliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en cimri insanı olarak girdi. Emlakçı, yatırımcı ve finansör olan Hedy Green'e 1860 yılında ölen annesinden bugünün parasıyla 213 bin dolar, annesinden kısa bir süre sonra ölen teyzesinden bugünün parasıyla 533 bin dolar ve en son 1865 yılında ölen babasından da yaklaşık 80 milyon dolar miras kaldı. Tüm bu zenginliğin içinde daha da zengin olmak isteyen Green, ülkesindeki iç savaşı fırsata çevirerek düşük fiyatlardan hisse senetleri ve tahvilleri satın aldı ve miraslarını bu şekilde değerlendirdi. Green'in halası da vefat ettikten sonra bugünün parasıyla yaklaşık 31 milyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışladı. Fakat Green bu mirasta da hakkı olduğunu iddia ederek uzun süre boyunca peşini bırakmadı ve 5 senelik çaba sonucunda da mirasın 11 milyonluk bölümünü almayı başardı. Guinness Rekorlar Kitabına girmesini sağlayan cimrilikleri ise şunlar. Uzun yıllar tek bir elbiseyle dolaşması, iflas eden eşini evden kovması, kalorifer veya soba yakmaktan imtina etmesi, en ucuz besinleri tüketmesi ve son olarak bacağı kırılan oğlunu hastane yerine çıkıkçıya götürmesi sonucu oğlunun bacağının kesilmesi. Bu zenginliği ve cimriliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü atasözlerinden biri olan "Göründüğüm kadar zengin değilim" anlamına gelen "I am not Hedy, if I do look green" cümlesine de konu olmuştur. 81 yaşında hayata gözlerini yuman Wall Street cadısı öldüğünde arkasına bugünün parasıyla yaklaşık 4 milyar dolarlık bir servet bıraktı. Bu tarz videoları çekebilmemiz için küçücük bir desteğinize ihtiyacımız var. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Ama en önemlisi abone olmanız. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın ve gelin dünyanın en cimri kadının hayat hikayesine başlayalım. Amerika'da dünyaya gelen Hedy Green, küçük yaşlardan itibaren finansla ilgilenen sıra dışı bir çocuk olarak biliniyor. Kimi kaynaklara göre 1834, kimilerine göre ise 1837 yılında doğduğu söylenen Hedy, henüz 6 yaşındayken ekonomi haberlerini takip etmeye başlamış, ilk banka hesabını 8 yaşındayken açtırmış. Matematiğe çok ilgili olduğu söylenen, daha çocukken bile finansla içli dışlı olan Hedy için bunlar adeta geleceğinin minik bir provası diyebiliriz. Balina avcılığı ile ilgilenen büyük bir filonun sahibi olan dedesi ve dedesinden kalan işleri devralan babası, zengin olmalarına rağmen tutumlu olmaktan asla vazgeçmemişler. Öyle ki evlerini ısıtmak için oldukça ilkel yöntemler kullanıyor, mutfakta sadece ucuz yemeklerin pişmesine izin veriyorlarmış. Hedy, ailesinin onu yatılı bir okula yazdırmasının ardından farklı hayatlarla tanışıyor ve oldukça şaşırıyor. Yatılı okulun yemekhanesinde karşılaştığı ilk yemek karşısında şaşıran ve bu yüzden yemeği yiyemeyen genç Hedy, kendi evinde pişen yemeklerden çok daha değişik yemekler olduğunu orada keşfediyor. Öyle ki ileride o günleri "hayatımın en güzel zamanlarıydı, başıma gelebilecek en iyi şey buydu" diye anlatıyor. Hedy 21 yaşındayken babası vefat edince genç kadın bir anda milyoner oluyor. Okul hayatının ardından tutumlu aile hayatına devam eden Hedy babasını genç yaşta kaybediyor. Babasından kalan 7,5 milyon dolarlık bir miras da ona kalıyor. Peki büyük bir miras kalan Hedy ne yapıyor? Genç kadın servetini katlamak için hisse alım satım işine giriyor. Babasından kalan servetle yetinemeyen Hedy, sahip olduğu parayı katlama hırsıyla servetini ülke ekonomisinin bel kemiği Wall Street'te değerlendirmek için kolları sıvıyor. O sıralar kötü giden ülke ekonomisini lehine çevirerek ucuza hisse alıp pahalıya satmayı başaran zeki kadın burada servetini daha da katlıyor ve Wall Street cadısı olarak anılmaya başlıyor. Hedy o sıralar dünyanın en ünlü spekülatörlerinden olan milyarder Ned Green ile evleniyor. Wall Street'in en önemli isimlerinden olan Ned Green ile evlenen Hedy, eşiyle finans ile ilgili konularda anlaşamadığı için mutsuz oluyor. Ancak yatırımlarını sürdürmeyi de ihmal etmiyor. Hedy, servetini her geçen gün katlarken milyarder eşi Ned iflas edecek noktaya geliyor. Ancak Hedy, eşine destek olmak yerine onun finansal yardım desteğini reddediyor ve onu evden kovuyor. Hedy, ömrünün geri kalanını iki çocuğuyla geçiriyor.
Hedi yiyecek içecek konusundaki tutumlu duruşunu cimrilik boyutuna taşıyor. Hatta buna cimrilik demek doğru olmaz çünkü buna yeni bir isim bulmak gerekiyor. Şöyle ki saymakla bitmeyecek kadar büyük bir servetin sahibi olan iki çocuk annesi kadın yemek ihtiyacını çoğunlukla evinin yakınlarında yer alan bir bakkaldan karşılıyor. Ancak bu da bildiğiniz gibi normal bir alışveriş olmuyor. Şöyle ki Hedi bakkala gittiğinde tezgahta kalmış kırık ezik kurabiyeleri alıyor. Bakkala başka hiç kimsenin bunları alamayacağını söyleyerek kurabiyeleri normal fiyatından çok daha ucuza almayı başarıyor. Hedi evi ısıtmak için neredeyse hiçbir şey kullanmıyor, evde fırının çalıştırılmasına da asla izin vermiyor. Serveti katlanarak artan bu sıra dışı kadın evde iki çocuğu olmasına rağmen tıpkı kendi çocukluğundaki gibi evin ısınması için hiçbir şey yapmıyor. Hatta o evdeyken fırını çalıştırmak hayal bile edilemez oluyor. Çünkü kendisi bunlar için para harcamamaya kararlı duruşuyla biliniyor. Hedi'nin cimrilikleri yemekle de sınırlı kalmıyor tabii. Hep aynı siyah elbiseyi giyen, hatta elbisesi çok yıprandığı için sokakta görenlerin evsiz ve fakir sandığı bu çılgın kadın elbisesini gerekliliği gördüğü zamanlarda yıkıyor. Tabii hepsini değil, sadece yere değen ve kirlenen kısımları. Nedeni ise sudan ve sabundan tasarruf etmek. Aynı şekilde çocuklarına da hep aynı kıyafetleri giydiriyor. Hedi cimrilikte çıtayı göklere çıkardığı için ekonomi haberlerini takip etmek adına aldığı gazeteleri de okur okumaz oğluna veriyor ve ona sokağa çıkıp o gazeteyi satmasını söylüyor. Zamanla bir alışkanlık haline gelen bu durumun yaşandığı bir gün Green ailesinin başına oldukça üzücü bir olay geliyor. Annesinin okuduğu gazeteyi satmak için sokağa çıkan oğlu bacağını kırıyor. Oğlu bacağı kırık bir şekilde eve gelince onu nasıl tedavi ettireceğini düşünen Hedi, en masrafsız yolun onu kimsesizler hastanesine götürmek olduğunu düşünüyor ve böyle de yapıyor. Ancak oğlunun bacağı hem geç hem de yanlış tedavi yüzünden gangren oluyor ve bacağını kaybetmek zorunda kalıyor. Hedi tüm bunlara rağmen cimriliğinden vazgeçmiyor. Hala dünyanın en zengin 40 kadını arasında adı geçen cimrilikleriyle insanın aklını başından alan bu kadın neredeyse tüm dünyanın da dikkatini çekiyor tabii. Hatta dünyanın en cimri insanı kategorisinde Guinness Rekorlar kitabına bile giriyor kendisi. Ölümü de yine cimriliği yüzünden oluyor. Çünkü kendisi 81 yaşındayken bir markette alacağı sütün fiyatı yüzünden çalışanlarla tartıştıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Ardında 200 milyon dolarlık dev bir servet bırakan Hedi'nin çocukları ise annelerinden çok daha farklı bir hayat sürmeleriyle takdir topluyor. Her iki çocuğunun da annelerini kaybettikten sonra kalan mirası oldukça cömert bir şekilde harcadıkları ve birçok hayır işine büyük miktarlarda maddi yardımda bulundukları biliniyor. Ne demişler? Yemeyenin malını yerler. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.